Şimdi böyle bir ortamda 700 kişiye, 700 tane öğrencimize diploma vermek ve bu öğrencilerimizi bu ülkeye kazandırmak, pırlanta ve mücevher sektörü için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten dönüşler de çok olumlu geliyor. Burada Mehmetcan'a da çok teşekkür ediyorum. Çok özveride bulundu. JTR ile ortaklığımızla ilgili de güzel bir projeye imza attık. Bundan sonra da bu projeleri genişleterek daha yukarıya daha gideceğiz diye düşünüyorum. Bu görev geldiğimizde örgün eğitimi getirdik. Buradan hakikaten sevgili Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda çok yardımcı oldu. Ve şu an bütün sınıflarımız dolu. Okullarımızı destekliyoruz. Bilgisayarlarını aldık. Eksik malzemelerini tamamlıyoruz. Bu sektör olduğu sürece, var olduğu sürece kesinlikle bizim çırak ve ustaya ihtiyacımız var. Ve onlara iş bulma konusunda da yardımcı oluyoruz. Garanti veriyoruz. Şu ana kadar yani hiç iş bulmayan bir öğrencimiz yok. 1/3 biliyorsunuz devlet destek maaş veriyor. Sigortasını veriyor. Biz de bunu asgari ücrete tamamladığımız zaman çocuklarımızın hevesi daha çok artıyor. İnşallah bundan sonra sektörümüzde usta ve çırak eksikliği görmeyeceğiz. Daha da sektör olarak destekleyeceğiz. JTR Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi için eğitim en önemli çalışma alanlarımızın başında geliyor. Bunun en önemli nedeni mücevher sektörünün gerek ihracatta gerekse yurt içinde büyümesi için gereken güven. Türkiye mücevher sektörü edindiği bilgi ve beceriler ile tüm dünyada güven sağlayarak ihracatını artırıyor. Böyle bir eğitimin sektörün her mensubuna verilebilmesinin önünü açtığı için Sayın Başkanımız Burak Yakın'a ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Sektörümüzün büyümesinde her geçen gün ihracatını artırması için çıktığımız bir yolculukta büyük bir aile oluşturma hedefimiz var. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile JTR ailemizi her geçen gün büyütüyoruz. Bugüne kadar 700'den fazla sektör mensubuna gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz ile ailemizi hızla büyütüyoruz. 2023 yılı sonuna kadar 2000 sektör mensubumuzu ailemize katmak ve eğitimlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Gelecek senelerde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Orta Doğu'daki eğitim planlamalarımızı gerçekleştirdik. Uluslararası bir aile olarak birbiriyle güven içerisinde ticaret yapabilen, dürüst ve adil bir ticaretin de geliştirebileceğine, ihracatımızın bu kapsamda artırılabileceğine inanıyoruz. JTR sertifikaları Uluslararası Akreditasyon Sistemi IAS tarafından ISO ve Uluslararası Pırlanta Konseyi standartları üzerinden akredite edildi. Böylelikle Dünya Ticaret Örgütü protokolleri gereği sertifikalarımız 84 ülkede akredite oldu. Artık Türk mücevheri tüm dünyaya Türkiye'de üretilen sertifikalar ile güvenle ihraç edilebilecek. Sertifikalarımızın Türkiye mücevher ihracatını olumlu yönde etkileyeceğine güvenimiz tam. Artık ekiplerimiz dünyayı karış karış gezerek JTR sertifikalarını tanıtıyorlar. Her fuarda dünyanın önemli alıcıları ile buluşuyor ve ürünlerini Türkiye'den dünya standartlarını alabileceklerini anlatıyoruz ve fuarlarımıza davet ediyoruz. JTR'de geliştirdiğimiz teknolojiler ile dünyanın mücadele ettiği sentetik elmas krizinde ülkemizi bir adım öne taşıdık. Reveal Elmas Detektörü ile sentetik elmasları artık 15 saniye içerisinde tespit edebiliyoruz. Bu teknolojimizin patent başvurusu gerçekleştirildi. Şimdi dünyadaki diğer rakiplerimizin geliştirdiği teknolojilerden bir adım öteye geçmek için çalışmaya başlıyoruz. TÜBİTAK'a gerçekleştirdiğimiz proje başvurularımız ile sentetik elmas tespit teknolojimizin yapay zeka ile desteklenmesini istiyoruz. Dünyadaki rakiplerimizi geçen haftaki Amerika Fuarı'nda yakından inceleme fırsatı bulduk. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de desteğiyle yapay zekayla dünyada ilk defa sentetik elmas tespitinde kullanmayı planlıyoruz. Böylelikle dünya mücevher sektörüne teknoloji ihracatımızı başlatmış olacağız. Son olarak bizlere bugünü burada toplanma imkanı sağlayan, kapılarını açan ve bizi misafir eden İhracatçılar Birliği'mize ve Sayın Genel Sekreterimize şükranlarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Göreve talip olurken sektörümüzün gerçek ihtiyaçlarını titizlikle belirledik. Her birinin üzerinde çalışmalarımızı yaptık ve tek tek hayata geçirdik. En uzun süreli olan eğitim idi. Eğitimi takdir edersiniz ki hemen isteyince olmuyor. sabırla, titizlikle çalışmak lazım. Yıllar süren bir süreç, mesleki eğitim hem bizler için hem de sektörümüzün geleceği için önemlidir. Bu nedenle meslek liselerimizin yeniden örgün eğitime geçmelerini sağladık ve ihtiyaçları öncelikle karşıladık. İlk etapta belirli niteliklerle sahip olan meslektaşlarımızı, gençlerimizi, eğitimimizi ve sektörümüzdeki insan kaynağımızı niteliklerini artırmamız gerekiyordu. 700 katılımcı bu eğitimleri başarıyla aldılar. Onlar bugün sertifikalarını veriyor. Sezon başladığı için büyük bir kısmı şu anda öğrendikleri hayata geçirmekle meşguller. Aldığımız sonuçlar o kadar umut verici ki bu eğitimler hem nitelik hem de sayısal olarak daha da gelişecek. Amacımız ihracatımızı hem miktar hem karlılık hem de katma değer olarak artırmaktır. Bu amaçla durdurup bilmeden dünyanın bir ucundan diğerine koşturuyoruz. Bu süreçte ihracatımızı sektörümüzün adına aktif bir şekilde nasıl artırabileceğimiz konusunda tempolu bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda birçok uluslararası fuar ve organizasyonlara ihracatçı sayımızı her gün artırarak katılımı gerçekleştiriyoruz. Buradan sizlerin huzurunda tim yönetimine, Mücevher İhracatçılar Birliği'ne, yönetim kurulu üyelerimize, değerli genel sekreterimize, şube çalışanlarımıza, Mücevher Tanıtım AŞ çalışanlarımıza, Mücevher Teknoloji Araştırmaları Merkezi, JTR ve emeğe geçen tüm paydaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi baktığımızda mücevher ihracatı ilk üçe girmiş bir sektörde maalesef insan kaynağında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Tabii ki bu emek yoğun bir iş olduğu ve özellikle usta-çırak ilişkisinin alt seviyeye kadar düştüğü bir dönemde burada yapılan bugünkü eğitim sertifikalarının verilmesi, bu eğitimlerin yapılması ülkemiz adına çok önemli. Ben özellikle bu eğitimleri gerçekleştiren ve bunun önünü açan değerli yöneticilerimize, eğitimcilerimize özellikle ayrıca da teşekkür ediyorum. Yaklaşık 700 kişi buradan sertifika alarak ürettikleri ürünleri inşallah dünyaya pazarlanacak. Bu bizim için çok önemli. Çünkü 6000'e yakın bildiğim kadarıyla imalatçı ve ihracatçımız var sektörde. Bu 6000 kişinin hızla sayısının artması ve yurt dışına daha çok kanaldan ihracat yapması bizim için önemli. Ben burada bu sertifika programına katılan değerli katılımcılara da önümüzdeki süreçte özellikle başarılar diliyorum. Çok güzel bir meslek sahibi olmuşlar. Hani derler ya büyüklerimiz altın bilezik sahibi olmak diye. Herkes inşallah bu mesleği önümüzdeki süreçte çok güzel bir şekilde hayata geçireceklerine inanıyorum. Bugün burada bu programda sizlerle bir arada olduk. O yüzden davet eden başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, yönetim kuruluna da özellikle teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mesleğinizde başarılar diliyorum. Allah bol kazançlar versin, hayırlı işler versin ve dünyada bir numara olmanız dileğiyle hepinize hayırlı günler diyorum. Kalın sağlıcakla.